Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Nisan Pazartesi Bursa programı ile bir aradayız. Bursa'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak Bursa programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 1.30'da. İkinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3'te başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim ki yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak dediğim gibi arkadaşlar birinci koşuyla beraber saat 1.30'da da Bursa'nın birinci altılısı başlamış olacak. Maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşu için arkadaşlar 13 tane safkan bir araya gelmiş olacak. Burada bir numaralı Baba Sadık, bir temsilcisi olan Safkan Kadır Tokaçoğlu idaresinde start alacağı bu koşu için ben iyi bir koşu koşmasını, bu grubu değerlendirmesini bekliyorum. Yine rakibanesinde ilk startını çok beğendiğim Barca Blanco arkadaşlar. Yani 2 numaralı Safkan yine İsa Dinar idaresinde bulduğu bu grupta etkin bir yarış yapmasını beklediğim bir diğer Safkan olacak. Ve son olarak da 12 Mono Maybaby buraya arkadaşlar ki yine Dajin temsilcisi olan Safkan'da yine Murat Gündüzeli idaresinde günün ilk ayağı için arkadaşlar etkin koşmasını beklediğim safkanlar olarak gözüküyor. Yani günün ilk ayağı için özellikle 1, 2 ve 12 numaralı safkanlardan arkadaşlar etkin koşu bekliyorum. Bu safkanları günün bu ayağı için arkadaşlar muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak ki dişilere has olacak bu koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek. Herhalde birçok kez verdiğim bir safkan olan 3 numaralı Güneş Kız önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Etkili pediglisi olan Safkan uzun vadede muhakkak iyi işler yapacaktır ki son yarışlarında da yine etkin performansı vardı ki özellikle sondan bir önceki birinciliği oldukça iyi olan Safkan son yarışını yine istenenden çok uzak bir start iyi çok uzak bir yarış sergilemişti. Bugün için bu grupta yine yetenekli jokey Halis Karataş idaresinde iyi koşu koşması beklenir. Rakibanesinde ise 2 numaralı Pilberta çok formda bir safkandan bahsediyoruz. Çok etkin önemli gruplarda bile iyi işler yapıyor. Mahsun Demirbaş idaresinde yine kuponumda bulunduracağım bir diğer safkan olacak ve son olarak da 4 numaralı Stinkels bir Kaneko temsilcisi olan safkanlı yine Mustafa Çiçek idaresinde kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm safkanlardan biri olarak gözüküyor. Arkadaşlar günü ikinci ayağı için dediğim gibi 2, 3 ve 4 numaralı safkanlardan ben güzel koşular bekliyorum. Bu 3 safkanı değerlendirmeye çalışalım. Günün arkadaşlar 3. ayağına geldiğimizde ise aynı zamanda Yedili Palaser'in de başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu şartlı 5'te koşacak ki dişilere has olacak bu koşu. 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu için 8 tane safkan start alacak ki ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 3 numaralı Persen Ross olacak arkadaşlar ki önemli pedigriye sahip olan Safkan yavaş yavaş kendini buldu ve şu an içinde formda bir dönemini geçiriyor. Çok yine uygun bir grup yakalamış. Daha önce hakimiyet sağladığı bu gruba yetenekli birincisi Onur Öztürk idaresinde start alacak olan Safkanlar ben etkin bir koşu yapmasını ve bir kez daha hakim olmasını bekliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar günün bu ayağında hem birinci altılı için hem de yedili plus için arkadaşlar 3 numaralı Safkan'ı kuponlarımızda rahatlıkla arkadaşlar yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü koşusuyla beraber günün arkadaşlar ikinci altılısı başlamış olacak. Handikap 17 bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiniz bu yarış için 9 tane safkan bir araya gelecek. Günün ilk ayağı dengeli bir koşuyla başlıyor ki bence önemli çıkış içinde olan safkanların da bir araya da geldiği bu grupta ben 2 numaralı Akıncı'dan İyi bir koşu bekliyorum. Son yarışlarında bence kazanabileceği gruplardan etkinsiz yarışlar sergileyen Safkan bu kötü gidişatını bugün için bu grupta durdurabileceğini ve bu gruba hakimiyet sağlayabileceğini düşünüyorum. Rakibanesinde 3 numaralı Aliço yine etkili yarışlar yapsa da kazanamayan, zor kazanan bir safkandan bahsediyoruz. Bu tarz bir grupta kazanabilir. Burada yine arkadaşlar değerlendirilebilecek noktada 5 numaralı Atiba, Kışman Çizgi Dairesi'nde etkin bir yarış yapacaktır ve son olarak da 7 numaralı Lord Admiral arkadaşlar ki bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek yetenekli olduğuna inandığım bu safkanı yine ben kuponumda muhakkak yazmaya çalışacağım. Yani günün ilk ayağı için arkadaşlar 2, 3, 5 ve 7 numaralı safkanlar biraz daha bende öncelikli gözüküyor. Bu safkanlara muhakkak şans vermeye çalışalım. Daha sonrasında varsa yine takip ettiğiniz bir safkan
günü bu ay için arkadaşlar eklenebilir olarak gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Maiden bir koşu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğimiz bu koşu için 12 tane safkan bir araya gelecek. Burada yine bir numaralı Bartu Bey, bir Mali temsilcisi olan safkan Nurettin Şen idaresinde son yarışındaki gösterdiği performansta grupta biraz daha ön plana çıkan safkan olarak gözüküyor ki zaten çoğu safkan da çok istikrarsız yarışlar sergilemiş bir grupta start alacak olan bu safkan için son yarışında gösterdiği performans bu grup için biraz daha ön planda olmasını normal gösteriyor arkadaşlar. Yani bir numaralı Bartu Bey'den Nurettin Şen'le beraber iyi bir koşu gelecektir ki kazanması da normal sonuç olabilir. Rakibanesinde 7 numaralı Master Wizard ki bir Winner Wizard Wanzer yavrusu olan bu safkanlı yine Mustafa Çiçek idaresinde start alacağı bu koşu için ben bu iyi bir koşu koşmasını bekliyorum. Yine bu kuponlarda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Daha geniş kuponlarda sürpriz arama noktası ise arkadaşlar 800 numaralı Mevzuat yine Muhammed Bilgin'le ve 11 numaralı da Lucky Shots da yine bir Bursa Incir temsilcisi olan Safkan'da yine İsa Dinar idaresinde sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir arkadaşlar. Her ne kadar arası olsa da 11 numaralı Safkan'dan da iyi bir koşu gelebilir günün bu ayağında. Arkadaşlar günün ikinci ayağı için özellikle 1 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibanesinde de 7 numaralı Safkan'dan şanslı bir koşu gelecektir. Sürpriz arama noktasında ise 8 ve 11 numaralı Safkanlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var ki 4 yaşlı Arapları 1400 metre mesafe kum yarışında izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 7 tane Safkan bir araya gelecek. Günün bu ayağı için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı da kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da 5 numaralı Çığ Rüzgar olacak. Bir Kaizber temsilcisi olan Safkan için her şey müsait gözüküyor. Hem grup müsait hem kilo müsait hem üzerinde bulunan jokey ile beraber uyumlu olduğu mesafeyle beraber dikkat çeken Safkan için bugün her şey dediğim gibi lehine olacağı bir koşuda ben kolay kazanmasını bekliyorum. Günün 3. ayağı için arkadaşlar 5 numaralı Safkan'ı kuponlarımızda rahatlıkla yalnız bırakabiliriz. Bu Safkan bu grubu bence çok çok kolay geçecektir. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Arapları 2100 metre mesafe kumda start alacağı bu koşu için 6 tane safkan bir araya gelecek. Yine günün zevkli koşularından biri arkadaşlar ki önemli safkanlar var. Tabi Eküriler özellikle 2 numaralı Bestekar bu tarz bir grupta kazanması normal sonuç olacaktır ama ben rakibanesinde muhakkak 6 numaralı Selkut ekleyeceğim arkadaşlar ki el değiştikten sonra etkin yarışlar yapsa da istediği birinciliği elde edemeyen Safkan için bu grupta enteresan bir yarış gelebilir. Yani iki Eküriler özellikle 2 numaralı Bestekar'ın şanslı olduğu bu koşuda ben kuponuma 6 numaralı Selkut'u hatta yerim olursa arkadaşlar 5 numaralı Özbildiğini de günün bu ayağı için arkadaşlar kuponumda eklemeye çalışacağım. Safkanlar olacak günün bu 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bu koşu da arkadaşlar yine günün dengeli koşularından biri. 12 tane safkanın start alacağı bu koşuda herhalde birçok kez verdiğim her ne kadar kazanmasını beklediğim yarışlar olsa da ikincilik veya üçüncülük, dördüncülük gibi yani tabela içinde kendileri yer bulan 9 numara Roll'lu arkadaşlar. Bir Kaneko temsilcisi olan Safkan etkin yarışlar yapsa da bir türlü kazanamıyor. Bugün için Onur Öztürk idaresinde start alacağı bu koşuda fark yaratabilir. Bu Safkan'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi yarışında özellikle takip edeceğim Safkan olacak ki kazanması da benim için normal sonuçtur arkadaşlar. 9 numara Rollo'nun rakibanesinde son startını beğendim. 7 numara Mahdum yine bir Kaptan Rüya temsilcisi olan Safkan değerlendirebilir. Sürpriz arama noktasında ise arkadaşlar 10 numaralı The Last Dance ve 5 numaralı hep birinci gibi Safkanlar geniş kuponlarda şans verilebilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar 9 numaralı Safkan çok öncelikli. Rakibanesinde ise 7 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var ki dişilere has olacak bu koşu. 4 ve yukarı Arapları 1800 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşu için yine uygun bir grup yakaladığını düşündüğüm her ne kadar ağır kilolu olsa da dediğim gibi grubun müsaitle beraber bende çok ön planda olacak olan 1 numaralı Kuğu Güzel arkadaşlar. Sezer Çelik idaresinde start alacak olan Safkan'ın her ne kadar dediğim gibi ağır kilosuna rağmen çok uygun bir grup yakalamış. Kaliteli Safkan'ın bu tarz bir grubu etkili bir yarışta yaparak kazanması normal sonuç olacaktır. Yani 1 numaralı Kuğu Güzel'inden ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum ki kazanmasına da çok beklediğim bir yarış olacak arkadaşlar 1 numaralı Safkan için. Bu Safkan'ın rakibanesinde burada birçok Safkan'dan bahsedilebilir. Beklentinin hep altında koşsa da kalitesini halen yansıtamayan 4 numaralı Calibetay denenebilir. 8 numaralı Cihan'ın Gülü yine
Etkin bir pedigrisiyle dikkat çeken Safkan'dan bir türlü iyi koşu gelmiyor. 9 numaralı Kabak Çiçeği, 10 numara Aynıra, 12 numara Taktidar gibi Safkanlar dediğim gibi arkadaşlar geniş kuponlarda şans verilebilir ama ben özellikle 1 numaralı Kuğu Güzel'inden dediğim gibi çok iyi bir koşu bekliyorum. Günün son ayı için muhakkak kuponunuzda bulundursun. Daha sonrasında arkadaşlar varsa yine takip ettiğiniz safkanlar günün son ayı için eklenebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.